Dün dünya borsalarının genelinde alıcılı seyir hakimdi. FED toplantısından çıkan sürpriz faiz artış beklentileri ve Cuma günü FED Başkanı James Ballard tarafında yükselen enflasyonla birlikte 2022'de faiz artışı öngörülerine rağmen piyasalar toparlandı. Goldman Sachs, yıl sonuna kadar 500 milyar dolarlık ek alımın Amerikan hisse senetlerine geleceğini belirtti. S&P 500 endeksi teknik direnç seviyesi olan 4200'ü aşmayı başardı ve %1.4 primlendi. En az primlenen ise %0.79'dan hastak oldu. Dow Jones Endeksi ise günü %1.71 oranında eksi de tamamladı. Petrolde devam eden primlenme ile enerji endeksi başta olmak üzere mali ve sanayi sektör hisseleri, yani değer hisselerinin endeksleri desteklediği bir seans geride kaldı. VIX Volatility Endeksi ise cuma kapanışına kıyasla %13.6 geriledi ve 17.89 seviyesinden işlem gördü. Avrupa'da açılış eksi alanda olurken Amerika açılışıyla olumlu hava etkili oldu. DAX liderliğinde Avrupa endeksleri günü artıda kapattı. Eurostox 50 %0.71 primlendi. S&P 500 endeksinde yer alan sektörlerin tamamı günü primli sonlandırdı. Enerji ve finans hisselerinde sırasıyla %4.3 ve %2.4 civarında primlenme görüldü. Sanayi %2.2, temel maddeler %2.1 primlendi. Gayrimenkul, altyapı, sağlık, zorunlu tüketim ve BT sektörleri %1 üzeri primlendi. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden 7'si günü artı alanda tamamlamayı başarırken, en primli sektör %2.2 ile takdirsel tüketim oldu. Sınayi %1.7, materyaller %1.6 değer kazandı. Sağlık %0.9 değer kaybıyla en kötü performans sergileyen sektördü. Ekonomik veri akışı bakımından oldukça zayıf olan günde Amerika Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi 0.7 beklentisinin altında 0.29 olarak açıklandı. Önceki veri de 0.24'ten eksi 0.09'a revize edildi. Bugün Amerika'da Mayıs ayı bekleyen konut satışları verisi ve Haziran ayı Richmond Fed imalat aktivitesi takip edilecek. Dün İngiltere konut fiyatları verisi, önceki verinin %1.8 altında %0.8 olarak açıklandı. Avrupa tarafında dün olduğu gibi bugün de zayıf veri akışı var. Yatırımcıları haftanın geri kalanında ise yoğun bir ekonomik takvim bekliyor. Amerika'da toptancı stokları, dayanıklı mal siparişleri, haziran ayı hizmet ve imalat PMI'leri, aylık bazda kişisel gelir ve harcamalar gibi veriler yakından takip ediliyor olacak. Avrupa Birliği bölgesi ve Almanya'nın açıklayacağı hizmet ve imalat PMI verilerine ek olarak, IFO Beklentiler Endeksi önem kazanacak diğer veriler olarak öne çıkmakta. Dün dolar endeksi yaklaşık 2 ayın tepe noktalarından satışla karşılaşırken 92.30 seviyelerinden 91.80 seviyelerine düşüş görüldü. G10 para birimlerinde Japon yine haricinde kazanımlar öne çıktı. Euro-dolar paritesi aşırı satım bölgesinden gelen düzeltme hareketiyle 1.18.50 seviyelerinden 1.19.20'ye doğru toparlanma yaşarken 14 günlük RSI'da 30 aşırı satım seviyesinin hemen altından 34'e yükseldi. Sterlin dolar paritesinde de benzer şekilde 1.38 psikolojik seviyesi altından gelen alımlar pariteyi 1.39.40 yakınlarına taşıdı. Tam bu seviyede bulunan 100 günlük hareketli ortalamanın direnç oluşturduğu görüldü. Spot altında yukarı hareket sınırlı olsa da yaklaşık 20 dolarlık primlenme görüldü ve altın Amerika kapanışında 1785 dolar seviyelerinde işlem gördü. İlk engel olarak 1795 dolar seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama öne çıkıyor. Fed Başkanı Ballard'ın cuma akşamki açıklamaları risk iştahını olumsuz etkilerken, Amerikan 10 yıllık getirileri hafta başında 1.35'e kadar gerileyerek Şubat sonundan itibaren en düşük seviyelerini test etti. Avrupa ve Amerika işlemcilerinin gelmesiyle 10 yıllık getirilerin tekrar cuma günkü kapanış seviyeleri olan 1.50 yakınlarına yükseldiği görüldü. Amerikan 30 yıl vadeli tahviller ise son 5 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek 2 seviyesinin altını test etti. Avrupa tarafında satış baskısı öne çıkarken İngiltere, Fransa ve Almanya Almanya 10 yıllık getirileri yükselerek sırasıyla 0.76, 0.16 ve eksi 0.17 seviyelerinden günü sonlandırdılar. Lokal tarafta satıcılar ön planda olurken 5 ve 10 yıl vadeli kıymetler sırasıyla 5.15 ve 6.19 getiri seviyelerinden işlem gördü. Getiri eğrisi genelinde 2 ila 3 bas puan genişleme olurken 5 yıl vadeli CDS 390 seviyesi etrafında yatay fiyatlandı. Cuma günü de bu seviyelerden kapanış olmuştu. Geçtiğimiz hafta ihraç olan Türkiye Hazine 2026 vadeli sukuk kıymeti 99.85-99.975 bandında işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.